Merhabalar ve yayındayız deyip böyle standart benim başlangıç cümlemi koyup diğer buradakilere yayında olduğumuzu söyleyeyim saçmalama. Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsunuz? Karantinanın bilmem kaçıncı gününde. İstanbul dünya distopyasında, 2020 distopyasında. Ersen abi sen de başlayalım. Ben de mi başlayalım? Tamam. Valla işte evdeyiz karantinada. Çok iyi. Çalışıyoruz ya. Ben kendi adıma çalışıyorum valla. Zaman nasıl geçiyor çok fark etmiyorum. Bayağı ofiste olduğumdan daha yoğunum diyebilirim evde, ev çalışmasında. Öyle yani, benim çok büyük bir derdim yok şimdiye Ben kadar. geçen şey Sıkıntı fark ettim. Geçen hafta için konuştuğumda Cuma'ya gelmişiz ama hala benim için Çarşamba gibiydi. yok. O birazcık üzüyor. Berkan sende ne var ne yok? Berlin havası nasıl? Kar yağıyordu geçen haftaki yayın, geçen yayında. Galiba öyle bir şeyler var diyeyim. Ya Ya ben bayağı resim falan çektim bu arada kar yağdığı zaman da. Ben alıştım galiba. Hatta böyle devam edebilirim ya evden çalışmaya. İzleyen bizimkilerden varsa. Hello. Ondan sonra işte öyle normal yani gayet alıştım diyeyim. Güzel. Çok iyi abi. Zaten hani remote çalışmak güzel ama keşke evden çalışmasak. En büyük şeyim o benim. Yani. Yalın, sende ne var ne yok abi? Ya işte ben geçen hafta da yani bir önceki sohbetimizi de söylemişimdir belki. Biz zaten remote'tuk normalde de. Ama yani ister istemez bu süreç bizim çalışma metodolojimizi de etkiledi. Çünkü bazen fiziksel olarak cihazla uğraşmamız gerekiyordu. O cihazları böyle bölüştük ekipçe falan. Şimdi test yapılması gerektiği zaman birinden rica ediyoruz vesaire. Ama onun dışında ben kendi adıma normalde remote çalışıyor olmama rağmen bu ara daha fazla çalıştığımı da hissediyorum evde. Oturuyorum kalkamıyorum başından yani. Bu fanuslu gibi hissedince herhalde o psikolojik bir şekilde o yöne itiyor beni. Ama çok şey öğrendik bu ara. Yani bu daha iyi nasıl uzaktan çalışırızı bayağı öğrenmiş olduk bu süreçte. Yani remote çalışmayan Türk firmaları için de iyi oldu aslında Evet, bakmak. evet. Yani hani Kesinlikle. böyle bir şey de varmış. Hani Evet. bu şekilde de yürüyebilirmişiz. Ne bileyim, belki haftanın ya da ayın belli günleri bu şekilde yapılabilir artık bundan Ya sonra. o İşte konuda geçtikten sonra da. abi o konuda bizim şirket hep remote'tu. Yani aslında remote option'ımız vardı. Ama ofiste çalışmak daha keyifli geldiği için ofise gidiyordum mesela. Bu arada Esra seni atlamayalım. Sen neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor orada? Sen Ya daha ben evden çalışma kısmına okeyim. Zaten bu gelmeden önce Türkiye'deyken de evden çalışıyordum. Ama evde olmak zorunda olmak çok korkunç. Yani hani canım sıkıldığında mesela şu an buradayım ama normalde hani bisikletle gideyim, bir yere çıkayım, dışarı çıkayım. Bunların hepsi çok tatlı oluyordu. Ya da istediğinde arkadaşlarına buluşabilmek vesaire bunları yapabilmek. Ya kısıtlı olduğum için kendimi böyle kafeste gibi hissediyorum. Onun haricinde remote çalışmak bilmiyorum, benim için çok da farklı değil. Discord'da sürekli online. Hatta bazen daha kolay bile oluyor. Ekranla direkt paylaşıp şey yapıp direkt interaktif bir şekilde olması. Bence sektör tamamen alan hatta. Sektörün de içinde işinle direkt title'ınla alakalı olarak kolay bence benim için. Bu arada benim dünyada gördüğüm kadarıyla bu akımın daha da büyüyeceği yönünde şeyler var. Çünkü hani Berkan'ın da yayın başlamadan önce konuştuğu şeylerden bir tanesi de şeydi hani beni bırakın zam yapmayın evden devam edeyim tarzı şeyler var ve Yanlış mesajlar vermeyelim hocam ama dünyada da Slack gibi Facebook gibi şirketlerde bu modele geçme fikrindeler. Zam yapmama değil de evden çalışmaya devam etme. bir de. Bence şu an gayet isteyince oluyormuş türünde bir örneğimiz var yani. Abi Türkiye'deki şirketler ya patronlar kafayı yiyorlardır herhalde ofise gitmediğimiz için. Onlara bir selam şey yapayım. Evet. Bir de Azmir Utkay burada. Mehmet Ali Güray bayağı şey yapacağım şu an. Yoklama alıyorum. Oğuzkan hoş geldin. Talih selamlar. Beyza hoş geldin.
Berat selamlar abi. Bir de Salih'in kalksak da evde ne yapacağız ki başka demiş Yalın'ın. Evde daha çok çalışıyorum cümlesi. Abi evet. Ben çaydanlık aldım. Evde çay demlemeye başladım ya. Hani ya herkes bir hobiye tutundu değil mi bu ara gerçekten? Gerçekten öyle ya. Hani bir şey düşün hani hiçbir zaman evde çay demleme ihtiyacım yoktu, tamam, hep dışarıda da ofiste orada burada o çaya erişebiliyordum ya da zaten az çay içen bir insanım. Minimal bir şekilde erişebiliyordum. Şimdi eve çaydanlık aldım. Çay bardağı falan bakıyorum şimdi. Daha çok kalkabilirim. Bence o tamamen sıkıntıdan ya. Ben bunun ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen sıkıntıdan bence. Siz neler yapıyorsunuz burada? Hani sıkıldığınız için yeni edindiğiniz hobileriniz neler? Birazcık chat'e yazabilirsiniz. Hoş bulduk abi demiş Ozkan. Azmi hay demiş. Hay. Zeno Effect, herkese selamlar. Evden çalışmak. Bir de Doğukan yazmış. Evden çalışmak. Güzel de arada bir olmalı. Hep değil. Gülücük atmış. Yani, evet, ben de katılıyorum. Her yok, zaman değil, var da bir iyi olabilir. Okay. Pandemi geçsin. Rahatça şey yapalım. Hayatımıza devam edelim diyorum. Aynen. 3 güne 2 gün, ne bileyim, perşembe cuma böyle ister evde çalış ister gel gibi şeyler olsa daha orada tatlı. Yalınların modeli çok seviyorum. Haftada bir gün sanırım toplantı için gidiyordunuz. Tabii evet, yani onu da en son azaltmıştık. Sprint toplantılarına gidiyorduk sadece 2 haftada bir. Ama en son şey mantığı da gelişmeye başlamıştı bizde. Bazı toplantıları uzaktan yapmamız gerekebilir. Mesela biri izin alıyor, memlekete gidiyor mesela. İzin de almıyor daha doğrusu. Çalışıyor oluyor, memlekete gidiyor. Oradan biz katılmak istiyor mesela toplantıya. O zaman özellikle bu Basecamp'in falan da uyguladı. Biri remote çalışıyorsa bir toplantıya, bir kişi bile remote katılıyorsa herkes remote katılsın mantığı. Birazcık onu biz de benimsemek istedik bir ara. Sonra bu pandemi patlak verince ister istemez biz de yenilmiş sayıldık ve şey oldu yani, uzaktan çalışıyoruz. Şeye orada Red Hat'in çok güzel bir yaklaşım var abi. Tüm takım aynı yerde bile olsa remote yapılması gerektiğini savunuyorlar. Hani en kötü ofisteki board'u yansıtın, bir şekilde kamerayla birileri tüm toplantısına gelmek istediğinde remote bir şekilde gelebilsinler diye bakıyorlar. Google da böyle çalışıyor. Yani zaten şeydi mesela, geçenlerde Boran geldi Red Hat'ten. Size çok güzel Kubernetes'teki testleri, konf testleri kütüphaneden bahsetti. Onların mesela Boran şeydeydi, ya Amsterdam'da ya da öyle bir, o taraflarda, çok hatırlamıyorum şu an. Tüm takımı onun Amerika'daymış. Onlarla birlikte çalışıyor ama hiçbir zaman birlikte çalışamamışlar zaten gibi bir senaryo var. Şimdi ben daha da zaman yemeden, 20-25 kişi var şu an chatte. Yavaştan başlayalım. Abi sunumu senin ekranından alabilirsem. Çok abi güzel. Mikrofonla nasıl yani? Şey, seyredebilirsen sunumu. Hemen devam edelim oradan. Ha, şöyle vereyim. Share screen. Bir de son duyuruları yaptık mı Telegram grubunda vesaire? Onlar okey. Twitter'ımız. Onları yapalım, başlayalım. Süper, başladık deyip gitmiş her şey. Müthiş. Okey. Hazırız. Tamam. Şöyle. Geliyor mu şu an? Tabii ki. Geldi. Geldi mi? Tamamdır. Okey. Valla bugün neleri konuşacağız? Bugün sayfa değişiklikleri de görünüyor değil mi? Evet, gözüküyor. Tamam. Abi sadece Chrome sekmesini paylaşırsam şey yapabiliriz. Sadece Chrome sekmesini paylaşayım. Nasıl yapayım? Stop sharing diyeyim buna. Stop sharing deyip tekrar paylaşınca en sağda Chrome şey var. Sadece Chrome tab var, orayı paylaşırsam. Bu arada Transaction Manager'da ilgili. Doğukan şey demiş, abi altyapı sıkıntı ya, remote toplantı yapmaya çalışıyoruz, benim internet çekmiyor, patronun dedikleri boşluğa gidiyor. Evet, o da gerçekten çok büyük bir sıkıntı yani. Ya sen browser'ın erişebiliyordun aslında, erişip sen yapabilirsin istersen.
Okey, ben yapıyorum o zaman. Ben çözemedim bu arkadaşı. Ben bu sırada siz başlarken ufaktan kaçıyorum. Tamamdır. İyi yayınlar diliyorum. Bay bay. Abi şimdi şey, ben direkt linki şey yapıyorum, paylaşıyorum. Sunum bende olacak. Hemen şunu şuraya alıyorum ki rahat yönetebilelim. Şimdi bu hengamede bilgisayarımız falan bozulsa ne yapıyoruz? En büyük sorunlardan bir tanesi bence bu gibi ya. Çay demleriz artık. Hop, sunum başlat dedim. Süper. Sunumun orantasyonu güzel mi şu an? Hop, şöyle yapacağım ben. Ya bence daha güzel ama. Görünüyor gayet ya. Şöyle büyütebilirim ve şu an bence okey. Evet. Transaction and Management diyoruz. Tamam. Gelelim ajandaya. Neyi konuşacağız? Onlardan biraz özetleyelim insanlara. Tamamdır abi. Geçtik ajandaya. What is the transaction deyip yani başlayalım. Bilmeyen yoktur muhtemelen ama biz kısaca yine değineceğiz. İşte asit ne asittir, ne asit değildir ondan biraz konuşacağız. İlk etapta biraz belki monolitik uygulamalarda aslında lokal transaction'ların yönetim tekniklerine biraz gireceğiz. Akabinde mikro servislere birazcık tabiri caizse giydireceğiz. Çünkü mikro servislerde çok %100 gitmiyor bu iş. Şu anda da kesin kanıtlanmış, kesin böyle mükemmel çok çok iyi bir yol yok ama bazı yöntemler var. Onlardan biraz bahsedeceğiz. Son olarak da işte naçizane bazı tavsiyelerimiz olacak. Şöyle yapın, böyle edin. Biz şunu yaptık, faydasını gördük. Şunu yaptık, zararını gördük gibisinden. Sonra kapatacağız artık, bitireceğiz. Aynen öyle. Ufaktan. Ufaktan o zaman. Şimdi neden ihtiyaç duyduk? Niye transaction diye bir şey var? Birçok yerde aslında işte örneği veriliyor. Hep genelde para gönderme bu havale EFT örneği verilir. İşte iki operasyon vardır burada. Bir hesaptan para çıkar, başka bir hesaba para girer. Dolayısıyla bu iki işlem ya ikisi de başarılı olmak durumundadır ya da ikisi de başarısız olmak durumundadır. Yani işte bir tanesi oldu, ikincisinde problem oldu, ikinin de olmaması gerekir. Yani atomiklik aslında burada devreye giriyor. İlk olay zaten transaction'da ilk propertisi atomik yapısı. Dolayısıyla aslında transaction'a bir nevi veri bütünlüğünü korumaktan da ihtiyacımız oluyor. Yani bir verimiz var, işte onu consistent tutmaya çalışıyoruz. Bir yerden yapılan çıktı başka bir yere girdi olarak yansıması gerekiyor falan. Bunları tek bir operasyonda yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada hayatımıza giriyor transaction kavramı. İlk ihtiyacımız bundan dolayı aslında. Aynen öyle. Peki yorum katmak isteyen var mı ya da nasıl bir yola gidelim? Ben şöyle bir şey yorumlayabilir miyim? Mesela hani söylediğinden aklıma gelen bir şey. Hani tam şu anda aklıma gelen bir şey hatta öyle söyleyeyim. Abi o zaman şöyle bir şey söylesem mesela. Bu uygulamanın state'inde farklı yerlere değişiklik meydana getirmesini beklediğimiz herhangi bir şeye transaction diyebilir miyiz? Hani bu aynı zamanda hem bir müşterinin hesabından para alıp ötekine para aktarmak olabilir. Mesela iki farklı application state'in bir araya gelip bir tane gösterilebilir bir şey elde etmesi de mesela bunu da sayabilir miyiz atıyorum? Tabii. Yani transaction böyle bir genel bir kavram aslında. Yani birden fazla işlemin hepsinin aynı anda ya olması ya da olmaması. Yani veri tabanını indirgenecek bir şey değil. Zaten birçok günümüzdeki RDBM dışındaki NoSQL teknolojilerinde artık kendi işlerine transaction destekleri var, veriyorlar. Bunları yapıyorlar. Ha, çok iyi. Ve devam edelim. Transactions. Evet yani işte set of operation yani birden fazla kendi içerisinde veri bütünlüğü barındıran işlem aslında ve o işlemin işte ya hepsinin olması ya da hiçbirinin olmaması aslında transaction bu. Dolayısıyla iki kavram var burada.
ya commit ya da rollback. İki önemli metodu var diyelim dönem. Bunların dışında bir olayı yok aslında. Ama genelde tabii uzun yıllardır transaction dendiğinde veri tabanı transaction'ları anlaşılıyordu. Çünkü ilişkisel veri tabanları üzerinde. Buyur abi. Benim hep hani transaction management dendiğinde database'teki bir veri zincirinin ya da belli işlemlerin hani tutulup eğer o işlem okeyse devam ettirmeli gibi senaryolarda tab transaction dendiğini düşünüyordum. Hep database seviyesinde olduğunu düşünüyordum gerçekten. Ama aslında programlamanın güzel bir paterni baktığımızda. Birden veriyle ilişki olan her yer aslında. Yani baktığında NoSQL'ler de database. Son zamanlar popüler olarak kullanıyoruz. Redis mesela artık bir şey oldu değil mi? Cache dünyasında. De facto oldu. Herkes Redis kullanıyor. Redis'te mesela var. Ciddi transaction desteği. Hatta Redis'te optimistic lock, pessimistic lock gibi şeyler de var. Pessimistic lock'ı zaten beklersin de. Optimistic lock desteğinin olduğunu ben yakın zamanda geliştirdiğim bir projede Redis'i kurcularken öğrendim. Ama transaction desteği de var. Onun dışında NoSQL'lerden işte Mongo çok popüler kullanılan. Onun eski sürümlerinde yoktu aslında ama son sürümlerinde dokümantasyonlarında artık transaction falan görüyorum. Baktığında onlar da veri tabanı ama RDBM değil. Ama birçoğu artık bu desteği sunuyorlar. Süper abi. ACID. Evet. Aslında bu bir şeyin yani transaction'ın prensibi olarak düşünebiliriz gibi geliyor benim tarafımda. Atomik olmalı. En büyük şeylerden. Ya aslında bunlar transaction properties değil de yani tabii bu ACID bir kavram aslında. Yani şey gösteriyor. Bir sistem işte ACID mi değil mi? İşte bu dört property'ye bakarak bunları yorumlayabiliyorsun. ACID olduğunda daha işte veri bütünlüğünü, datanın integritesini, consistency'sini sana garanti edebilen bir sistem olduğu anlamına geliyor bir sistemin ACID olduğu. ACID değilse bunları garanti etmediği anlamına geliyor. İşte dört tane de temel prensibi var. İşte automatic zaten transaction yapan şey. Yani işte bir grup operasyon var elinde. İşte bunların ya hepsi bir anda olacak ya hiçbir olmayacak. Yani hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için kafası. Consistency sistemin tutarlı bir şekilde kalması. Yani bir hesaptan para çıkmışsa gerçekten başka bir hesaba o çıkan paranın girmesi. Verinin consistent olması. Isolation bu daha çok aslında simultaneous, eş zamanlı istekler için konuşulan bir kavram. Tabii çok kullanıcılı günümüzde uygulamalar. İşte bir e-ticaret uygulamasını düşünün. Zilyonlarca, milyonlarca request aynı anda geliyor. İşte bir ürünü 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi aynı anda almaya çalışıyor. Dolayısıyla burada bu oluşan transaction'ların birbirlerinden izole, birbirlerinin state'lerini manipüle etmeyecek, bozmayacak şekilde olması gerekiyor. İzolasyon bunu anlatıyor. Durability de aslında hemen hemen her veri yapısında, ben veri tabanıyım diyen, RDBM de olsa, NoSQL de olsa, yani commit olmuşsa bir state, o gerçekten orada olmalı. Yani ne olursa olsun, ne tür failure olursa olsun, isterse işte veri merkezi yansın, göçsün ama bir şekilde ben o veriyi commit olmuşsa oradan alacağım kardeşim. Durability, dayanıklık. Bu da onu sağlıyor bize. Dolayısıyla bu dört property bir sistemin işte ACID mi ya da değil mi olduğunu bize anlatan dört önemli property. Tabii monolitikken evet bir hakikaten sistemi ACID tutabiliyorduk. Çünkü işte ilişkisel veri tabanları vardı. Transaction, lokal transaction tek bir sistem üzerinde yürüyordu ve ACID'di gerçekten uygulamalar. Ama mikroservis dünyasına geldiğimiz zaman, zamanımız kalırsa konuşuruz umarım. Orada işler biraz değişiyor. Artık ACID'den biraz taviz veriyoruz. Evet, hatta burada hemen bir örnek vermek istiyorum Mongo ile ilgili olarak.
Mongo'nun eski sürümlerinde bayağı uyarılar vardı web sitesinde. Mongo diye bir asit değildir diye. Dolayısıyla evet. Asit aslında bir gerçekten bir veri tabanı özelliği ya da bir asit oluyor veri tabanları ya da olmuyorlar. MongoDB asit olmaz yapan şey de atomik olmamasıydı verilerin. Update'lerin daha doğrusu veri güncellemelerin. Çünkü MongoDB'de document mantığı vardır. Dolayısıyla bir account'tan öbürüne bir para transferi yaptığınız senaryoda aslında elinizde iki tane document var ve bu veri o iki document'ta yapılan veri değişikliği atomik bir işlem değildi. Yani atomikten kasıt tek seferde yapılan bir işlem değildi. Dolayısıyla burada transaction mantığı da işletemiyordunuz. Daha sonradan bunu değiştirdiler ve transaction mantığı gelebildi. Ya bu biraz da bu tarz sistemlerin aslında veriye yaklaşma felsefesinden kaynaklanıyor. Şimdi normal bir ilişkisel, yani bir senaryo düşün mesela. İşte bir takım ve oyuncuları düşün. Normalde bir ilişkisel veri tabanında bunu modellersen nasıl yaparsın? İki farklı tablo yaparsın değil mi? Takım diye bir şey yaparsın, oyuncular yaparsın. Takım buna bağlıdır. İşte her oyuncunun bir takım ailesi vardır falan. İşte bir işte operasyon üzerinde bunları yazacaksan, işte takımı ve o takıma bağlı oyuncuları bir request içerisinde yazacaksan ne yapıyordun? O diyordun ki bu transaction bir şey olmalı. Ben burada transaction tutacağım. İşte takımı yazdım. İşte birinci oyuncu, ikinci oyuncu, üçüncü oyuncuyu yazdım ama dördüncüyü yazamamışsam mesela ne takım olsun ortaya ne oyuncular olsun. Biraz da burada o üzerinde çalıştığın veri yapısı seni böyle bir şeye zorluyor çünkü. O şekilde tutuyor adam. İşte iki farklı tablo tutuyor bilmem ne yapıyor ama Mongo'ya geldiğinde Mongo bende diyor böyle bir şeyi modelleyeceksen o zaman diyor işte bir takım diye bir dokümanın olsun. Oyuncular bunun içerisinde JS'lere olsun. Dolayısıyla sen burada iki farklı işlem yapıyorsun aslında. Yani takımı ve oyuncuları tek bir seferde küt diye gömüyorsun içeriye. Burada adamın sana tek sunması gereken şey durability. Yani burada adamın şey ihtiyacı yok. Hani consistent transaction ihtiyacı yok. Adam zaten veriyi ona ihtiyacı olmayacak şekilde bir veri dizaynı ortaya konmuş. Ondan dolayı o sistemler transaction yoktu. Savunmaları da bu şekildeydi zaten. Ama son zamanlarda dediğin gibi bir şekilde koydular. Ama ben hiç Mongo'da transaction şimdiye kadar kullanmadım. İlginç. Ya ben MongoDB'nin böyle not on NoSQL yani NoSQL taraflarını seviyorum. Yani bu çözüm olmasını seviyorum. Ama gerçekten transaction denemedim. Daha doğrusu ihtiyacım olmadı diyebilirim o bölgede. Şeydi yakın zamanda ben böyle bir kullanma ihtiyacım oldu. Redis bir geliştirdiğim bir projede hatta işte bir şey yapıyordum. Ufak böyle bir rate limiter işte bir anotasyonla rate limiting'i sağlamaya çalışıyordum. Tabii orada mesela bir şey ihtiyacı var. Hani concurrent taleplerde bir şeyler tutmam, bir şeyleri yönetmem gerekiyordu. Yani işte nedir rate limiting? İşte bir tane API'ye bir dakika içerisinde en fazla 60 defa gelinsin. İşte 50 defa gelinsin. Hani burada işte 59 kere gelindi ama son saniyede aynı anda 3 tane request geldi. Hani hangisini alacağım bunları? O tarz şeylerde işin içerisinde concurrency de girdiği zaman orada böyle bir nasıl yapılır, nasıl edilir diye araştırdığım zaman Redis'te bayağı böyle sağlam bildiğiniz RDBM gibi transaction desteği olduğunu gördüm. Ve optimistic block desteği de var. Bildiğimiz veri tabanlarındaki optimistic block desteğinin aynısı var yani. Yani neydi optimistic block? Hani bir işte belli bir kolon üzerinden yazma operasyonlarını, update operasyonlarını yönetiyorsunuz. Yani siz geldiniz bir veri tabanına diyelim ki işte bir yazma yaptınız. İşte siz yazacağınız zaman işte versiyon değeri işte 1, sizdeki versiyon değeri de 1. O zaman yazmanıza izin veriyor. Ama öteki takdirde işte siz bir yazma yapacaksınız. Versiyon değeri 2, sizin elinizdeki versiyon değeri 1. O zaman diyor ki sana geri kalmışsın. Senden daha evvel bir başka bir transaction burada çalışmış. Sen o transaction'ın gerisindesin. Önce kendini refresh et, ondan sonra yaz. Bu şekilde. Buna benzer Redis'te bir mekanizma koymuş mesela. Çok takdir ettim. Çok iyi abi. Ya ben Redis'i bayağı seviyorum. Çünkü bizim Lua ile birlikte yani Redis'in içerisinde kod yazabiliyoruz ve biz orada bayağı matchmaking bile yapabildik bu optimistic lock olaylarıyla. İşte yani iki insanın aynı anda aynı şeye gelip orada lock olup match kabul etmemiz gibi senaryolar da gidebiliyor. Ha.
Sizin işinizde de bayağı sağlam senaryolar var aslında. Bu muhabbeti konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ben de eventually consistent olsa olmaz mı falan gibisinden yaklaşmıştım olaya. Hatırladım o muhabbeti dediğini. Evet. Bir ara dinlemek isterim nasıl yaptığınızı bu arada. Merak ettim. Çok güzel oldu oradaki. Paylaşabilirim ve bayağı şu an baktığınızda her 70 saniye, 80 saniyede bir 40 bin kişi aynı tuşa basıp Redis'e geliyorlar ve bir eş bulup ayrılıyorlar. Sevenleri kavuşturuyorsunuz yani. Redis'e çatan JS. Devam ettin. Güzel. What if we don't manage? Yönetmezsek neler oluyor? Yani şimdi yönetirsek başımız bayağı ağrıyabilir aslında ama yönetmezsek neler oluyor? Yani yönetmezsek illaki yönetecek biri çıkıyor. Veri tabanı veya işte artık kullandığımız sistem çıkıp diyor ki ya sen yapmayacaksan ben yöneteceğim o zaman diyor. Hani başıboş bırakmam diyor transaction'ı. Tabii burada aslında yönetimde hani şey yani nasıl yönetiyor? One by one başı olarak işlettiği her şeyi commitliyor aslında. Bu şey sisteme bırakırsan yani işte veri tabanına artık gerçi NoSQL'ler, Redis şu falan bunlar da artık veri tabanı olarak geçiriliyor. Yani veri tabanı bir adlandıralım bunları genel bir şekilde iyi olacak böyle. Yani o zaman evet kendi kendini yönetiyor. Ama burada dediğim gibi process by process bakıyor olaya. Yani normal siz yönetecek olsanız biraz sonra göreceğiz. Siz işte bir boundary bir şey belirlemeniz lazım. Şurada itibaren kontrolü bana bırak demeniz lazım. O kontrol bitene kadar aslında commitlenmeyecekken siz eğer veri tabanı bırakırsanız tamam diyor ben teker teker yapıştırırım bunları. Ama bu şekilde bir consistency'den %100 garanti oluyor mu bu şekilde consistency? Olmuyor aslında. Doğru. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ilerliyorum. Slide'da. Ya ben yani şey transaction kullanmadığım senaryoya bir örnek verebilirim ama yeri geldi mi emin değilim ona. Tabii ki. Şimdi daha çok yakın zamanda bir bug fixedik. Bizim bir fonksiyonumuz böyle bayağı ilişkisel olan bir veri ki bu ilişkiselden kastım yani bir operasyonun içerisinde ya da bir API isteği içerisinde biz onlarca veri tabanında onlarca kayıt atıyoruz. Amazon S3'e gidip dosyaları kopyalıyoruz bir yerden bir yere böyle sayısız işlem yapıyoruz. Ve bunu da biz transaction kullanmamışız. Bir bug geldi. İşte böyle böyle bir şey yapıyorum. Ama sayfada gözüküyor ama tam olmamış. Böyle bir garip bir şeyler var diye. Bir baktık ki hakikaten transaction yok. Ve her şey ufacık bir bug yüzünden yapılabildiği kadarı yapılıp veri tabanına kaydedilmiş. Ve her tarafta veri kirliliği var. Yani bunu çözmek için yaptığımız tek şey bütün işlemi bir transaction için almak oldu. Ama burada bir tabii bir önemli bir nokta var. S3 kısmı transactional değil. Bunu belki daha sonra konuşuruz. S3 bu çünkü daha farklı bir konu yani. Bir veri tabanı transactional'dan. Abi bir de çok böyle ilginç başka bir konsept geldi söylediğinden aklıma böyle. Hani şu an söylediğin kadarıyla böyle bir hani gerçekten transaction konsepti uygulayabildiğin bir veri tabanın var. Bir de böyle bu konsepti uygulamadığın başka bir resource'un var elinde. Ya ikisi de böyle transaction uygulayabildiğin iki farklı resource olsaydı falan deyip böyle yavaştan herhalde mikroservislere buradan böyle bir el sallamış oldum. Evet. Ben geliyoruz yavaştan o taraflara da. Ya burada aslında yavaş yavaş sen şeye girmiş oldun. Yani mikroservis olmasa bile mesela bu dediğin mikroservis olmayan bir senaryo da olabilir. Yani monolitik bir uygulamam var mesela. İşte bu uygulama bir şey yapıyor. Bir yere bir şey yazıyor ama o esnada başka bir dış dünyada kontrol edemediğin transaction'ını, veri tabanını, şusunu bustu bilmediğin bir dünyaya gidiyor. Orada da bir şeyler oluyor. Bunları aynı potada eritiyorsun mesela. O durumda ne yaparsın, ne yapacaksın? Evet, orada da değişik çözümler var aslında. Onlara da advice'lar konusunda gireriz. Ama tabii o da bir reality yani. Okay. What is the next? Yönetirsek neler olacak? Evet. Ya yönetirsek. Şimdi bir defa burada şunu bir vurgulamak lazım. Burada aslında yönettiğimiz şey connection. Bu veri yapısından, veri tabanından aldığımız connection aslında. İşte tehlike aslında burada başlıyor.
Yani veri transaction'ı yönetmek demek, bulunduğun sistemde connection tutmak demek. Bir defa yaptığınız şey bu. Onu bir belirtelim. Nasıl yapacağız? Bir defa öncelikle söylememiz gerekiyor veri tabanına. Yani işte sen çekil kenara abicim, sen karışma, artık ben varım, bu iş bende. Sana bunları commit'le diyene kadar hiçbir şekilde işlemleri commit'lemeyeceksin. Aha, ne zaman commit'lemeyeceksin? Bu verdiğim şeyde, bu transaction boundary içerisinde. Mesela burada işte set auto-commit'le commit arasında iki tane işlem var ya, bu aradaki alana mesela transaction boundary diyoruz. Bu transaction sınırı. Bu sınır içerisindeki hiçbir şeye sen karışma diyorsun. Gerçekten de mesela bu şu yazdığımız 4 satır kodun ilk 3 satırını alıp işte veri tabanı client'ınıza yapıştırırsanız ve çalıştırırsanız bu iki komutu, bu update'lerin işte gerek tabloların gerekli kolonlarında geçici olarak şey yapıldığını göreceksiniz. Update edildiğini göreceksiniz. Mesela tool'u kapatın, tekrar açın. Bu update çalıştırdığınız komutlar aslında gerçekten veri tabanında update olmamış olacak. Veri yazılmamış olacak. Ne zaman yazılacak bunlar? Ta ki siz işte commit komutunu basana kadar. Yani auto-commit'i siz bu işte MySQL'de auto-commit'tir. Başka bir veri tabanında belki ismi değişiyor olabilir. Syntax değişiyor olabilir bir şekilde, ama bir şekilde bulunduğumuz veri sistemini uyarmamız gerekiyor öncelikle. Yani kontrol artık bende. Çünkü default'ta bütün veri tabanları kendileri yönetmek üzerine aslında programlar. Nedir bu? Az önce bahsettiğimiz gibi geçen işte bir set of bir miktar operasyon varsa her birisini çalıştığı takdirde one by one aslında içeriye yazar veri tabanları. Ama siz ne zaman ki işte auto-commit ya da işte başka bunun adı değişir, bu sıfır ya da işte false, artık bu kontrol bende dediğiniz zaman o boundary içerisinde commit'i görene kadar hiçbir şekilde gerçek anlamda değişkenlikleri yazmaz. Dolayısıyla bu işin nasılı bu şekilde aslında. Yani temelde transaction bu şekilde yönetiliyor. İki tane yapmamız gereken şey var. Dediğim gibi birincisi işte veri tabanını söylemek, ikincisi de bir boundary açıp o boundary'de gerekli komutları vermek. Ama her iki durumda da dediğim gibi aslında transaction yönetmek aslında connection yönetmek. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Ama tabii bizler yazılımcıyız. Yani gidip de veri tabanını işte commit yazıp auto-commit 0, commit rollback bilmem ne falan yapmıyoruz. İşte elimizde programlama dilinin sunduğu çeşitli kütüphaneler var. Onların olanaklarıyla bu işi yapıyoruz. Tabii bu programlama dilleri de aslında veya kütüphanelerde bu işi yaparken temelde bir önceki slide'deki o set auto-commit 0'ı veri tabanına bir şekilde vererek ve işte gerçekten iş bittiği zaman commit'i yaparak, olmadığı zaman da rollback'i basarak aslında bu işi yönetiyorlar. Yani temelde aslında kütüphanelerin de yaptığı bu veri tabanında bu şekilde bir etkileşime geçiyorlar. Aslında bu tabii en low level'ı bu. Biz bu kadar low level'a inmiyoruz tabii programcı olarak. Buyurun. Asıl problem şey sanırım, yani benim yakalayabildiğim kadarıyla zaten bunlar yönetiliyor ama bunların bizim kendi business'ımızda, yani yaptığımız işe göre yönetilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Onu yapmaya çalışıyoruz. Ve en büyük şeylerden bir tanesi, problemlerden bir tanesi de benim gördüğüm kadarıyla bunları doğru yönetemezsek çok ilginç senaryoları ortaya çıkartabiliriz. İlginç senaryolar ortaya çıkarabiliriz, evet. Ve daha da kötüsü uygulamamız down edebiliriz. Yani bir anda hizmet veremiyor hale gelebiliriz. Birçok kara cumada birçok e-ticaret firmasındaki yazılımcı bunu geçen yıl, hatırlamam, onun önceki yıl bayağı sağlam deneyimlediler. Ya Nginx reklamı yapan şirketler de var, yani öyle demeyelim şimdi. Mesela bizim Berkan'la konuştuğumuz bu alanda bunları nasıl yönetemiyorlar gibi şeyler vardı. Berkan, senin oralarda söylemek istediğin şeyler var mı? Şu an abi çok aklıma çok şey gelmedi şey açısından. Ama mesela bunlarla alakalı henüz biz kullanmasak da hani gene programatik olarak bunları yapabildiğimiz şeyler mesela bizim kullandığımız taraflarda da var. Mesela Node.js yazıyorum mesela ben her gün.
yani profesyonel olarak değil. Yani mesela buradaki bahsedilen declarative programming mesela çok fazla hani göremediğin şeylerden bir tanesi olabiliyor falan ama hani mesela bizim ekosistemde bir noktada artık birazcık böyle ilerlemeye başladı. Yazdığımız kod her ne kadar hani normal Node.js koduna falan benzemese de buna benzer şeyler falan görebiliyoruz. Yani çok kolaylaştıran şeyler falan var yani. Hı hı. Evet, yani burada ben birazcık şeyden bahsedebilirim. Bu Node.js'te en çok kullanılan iki framework web framework olarak Express database'e bağlanmak için bir nevi Java'nın Hibernate'inin bir karşılığı olan ORM kütüphanesi de SQLize. Normalde işte burada slide'da yazdığımız gibi JavaScript'te interceptörler, aspect oriented programlamanın herhangi bir şeyi olmadığı için en azından standart JavaScript'te diyelim. Sürekli olarak evet bir transaction oluşturma mekanizması var ama kodunuzun her yerine bu transaction referansını taşımanız gerekiyor. Bu gibi durumlarla ilgili olarak aslında bir keyword vereceğim sadece. SQLize'da namespace denen bir mantık var. Siz kodunuzun her yerinde işte SQLize.transaction deyip blok açıp içine bir şeyler yazmaktansa bir nevi bu namespace sayesinde en azından her yere transaction yazmaktan kurtulabiliyorsunuz. Kendim şahsen deneyimlemedim çok fazla transactional iş yapmadığımız için. Ama yani bir örnek olarak vermiş bulunayım yani. Ve devam ediyorum. Ya aslında programatik olarak yönettiğimiz zaman genel olarak yaptığımız şey hani bir template almamız gerekirse aslında elimizde böyle bir template var. Yani biz ne olarak bakıyoruz? Hani try catch birçok programlama dilinde var. Nedir bu? Try'in içerisinde ise işler her şey yolunda. İşte try'dan catch uğramadan sağ salim çıkmışsa tamam işte istediğimizi almışız. Catch'in içine girdiysek bir yerde bir sıkıntı olmuş. Burada da aslında bir nevi yani bir transaction'ı başlatıyoruz. İşte birçok programlama dilinde transaction'ı başlatan komutlar mevcut. Burada aslında bir begin transaction demek şey bir öncekine sanırım. Yani begin transaction'ın aslında biz autocommit'i sıfıra çekiyoruz. Yani burada şey diyoruz, ben bir transaction başlatıyorum, sorumluluğu veri tabanından alıyorum. Ondan sonra yapacağımız işler var burada, bir şekilde onları yapıyoruz. Sonra da işte transaction'ı commit ediyorum dediğimiz zaman aslında işte veriler yazılıyor. Veya herhangi bir hata yemişsek o esnada, keşe düşmüşsek de o zamana kadarki commit edilmemiş olan değişiklikler rollback ediliyor ve bu şekilde biz bir transaction kontrol yapmış oluyoruz. Şimdi buradaki sıkıntı ne? Hani neden down oluyoruz? Neden problemler yaşıyoruz burada? Şimdi dediğimiz gibi aslında biz transaction yönetirken connection yönetiyoruz. Yani connection pool'dan bir tane connection'ı tutuyoruz elimizde. Dolayısıyla şey düşünün, hani işte bir API yazdınız. Bir web uygulaması düşün, ne oluyor? Artık birçok uygulama açılırken işte bir connection pool konfigüre edilir uygulamalarda. Diyorlar ki işte bu benim uygulamamda işte şu kadar connection ayağa kalksın veya veri tabanlarının default connection pool sayıları da var. Yani sizin elinizde aslında bu connection'lar sınırsız bir kaynak değil. Elinizde bir pool var ve bu pool içerisinde de 50 tane, 100 tane, 200 tane belirli bir oranda connection var. Siz ne yapıyorsunuz? Bu bir connection elinize alıyorsunuz, bırakmıyorsunuz ve o esnada bu işler devam ediyor. Yeni bir request geldiğinde o arkadaş da havuzdan bir tane alıyor. Yeni bir tane request geldiğinde o da havuzdan bir tane alıyor. Dolayısıyla siz eğer buradaki tutma süresini uzatırsanız bir süre sonra connection'daki bütün pool'daki bütün connection'ları tutmuş oluyorsunuz. Yeni bir arkadaş geldiğinde bu arkadaş connection olmadığı için işte bu arkadaşı bekletip belli bir süre sonra da o arkadaşa hata vermek durumunda kalıyoruz. İşte bu uygulamaların down olması bu demek aslında. Hizmet verememek, yani çökmek bilinen tabirle bu. En sağlam sebeplerinden biri bu. Dolayısıyla bu transaction boundary'yi ne kadar uzun tutarsak biz aslında veri tabanındaki connection'ı o kadar uzun tutuyoruz. Bu da aslında bizim ölçeklenebilirliğimizi baltalıyor. Dolayısıyla en önemli bilmemiz gereken şey bu. Yani ondan da diyoruz aslında yönetmek tehlikeli bir şey. İyi karar vermek, iyi bilmek lazım. Yani o boundary'yi çok kısıtlamak lazım. İşte ondan dolayı bu
İşte katmanlı mimariler vardır ya, işte controller, servis manager, repo bilmem ne falan. Ondan dolayı genelde best practice şeydir. Gerçekten veriyle etkileşim halinde olduğun ve gerçekten veriye yazacağın yerde sen bu transaction'ı yönet ki onu da mümkün mertebe ufak bir boundary diye. Ki connection'ı alıkoyma süren kısa olsun. Bu uygulaman çökmesin. Az evvelki belirttiğim senaryo yaşanmasın. Onun sebebi bu. Ondan dolayı işte katmanlı mimaride işte bunu nereye koyayım, nasıl yapayım dediğin şeyin cevabı aslında şey, gerçekten veriyle işin alakalı olmayan bir yere koyma. Yani ben bunu alakalı uzatma. Şöyle başımdan geçen şeylerden bir tanesinden bahsedeyim. Hani seçtiğimiz yol falan, onlardan da bahsedebilirim şey açısından. Hani aynen burada gösterdiğin gibi böyle bir bloğum var diyelim ki ve iki farklı entity üzerinde böyle işlem yapıyorum. Hani atıyorum işte bir kullanıcı ve kullanıcının ait olduğu böyle bir hesap. Hani şey gibi düşünebiliriz, belki şirket hesabı falan gibi düşünebiliriz. Mesela aynı anda hani bahsettiğim bu katmanlı mimaride veriyle oynadığım yerde bu arkadaşların da sorumluluğunu tekil tutmak istediğim için mesela kullanıcı ve hesap sorumluluklarını komple, veri yazım işlemlerinin sorumluluklarını komple ayırmıştım mesela. Ama bu durumda transaction özelliğini kaybetmiş bulundum. Yani aynı anda bir kullanıcıyı hem hesaba hem de kullanıcıyı kaydetmek durumunda kaldığım zaman bu sefer elimde şöyle bir problem ortaya çıktı. Bu transaction aslında birazcık böyle dağıtık bir transaction oldu. Her ne kadar aynı veri kaynağına gidiyor olsa da. Ve ben bunları gene hani bu arkadaki katmandaki arkadaşları böyle yakınlaştırmamak için önce mesela bir tane insert sorgusu, ondan sonra da oradan bir recovery sorgusu alıp bir sonraki sorguya geçmiştim mesela. Eğer bu sorgu başarısız olursa öncekinin recovery sorgusunu çalıştırıp veri tabanını ilk başta, yani hiç bu işlemi yapmadan önceki state'ime getirmeye çalışmıştım. Yani böyle bir şey yaşadım. Ama fakat burada böyle çok açık şeyler görebiliyorum. Mesela hani diyelim ki kullanıcıyı kaydettim ama hesap kaydolmadı bir şekilde. Hani mesela connection pool limitine ulaştım. Artık yeni bağlantı açamıyorum database'e. Ondan sonra tekrar kullanıcıyı silmek için bu sefer geri gittiğimde yine aynı soruna karşı karşıyayım. Bu sefer artık veri tabanında şeyi kaybettiğim, tutarlılığı kaybettiğim bir durumdayım mesela. Bu durumda mesela nasıl bir şey önerirdin? Mesela ne mesela en uygun yaklaşım olurdu bu durumda? Hani çok başıma gelebilecek bir şey olduğu için değil ama hani mesela şu an en doğru yaklaşım mesela ne olurdu diye sorsam. Yani şöyle, hani illa bunu aslında şey, hani yönetecekken bu tarz böyle otomasyon yöntemleri kullanmayabilirsin tabii. Eğer gerçekten çok karışık, çok kompleks bir business'ın varsa senin yaptığın yöntem de aslında çok yanlış değil. Yani kendin bir şekilde herhangi bir sorun anında bir önceki seyide çekme durumu, bu da olabilir. Yani bu da programatik bir yaklaşım. Ha ne yaparsın? Biraz error prone, biraz kod yazmak durumunda kalıyorsun ama sonuçta connection'ı uzun süre alıkoymuyorsun. Yani business'a evet, göre değişir. Hani ihtiyaçlara göre böyle bir yola da gidilebilir. Ama burada genelde şey, en büyük yapılan yanlışlardan biri yani mesela şey, hakikaten çok belli zamanlarda belli uygulamaların rush time'ları oluyor, rush hour'ları oluyor. Yani işte bir notifikasyon çıkıyor, işte o bir kampanya yapıyor. O kampanya süresi içerisinde işte mevcut organik trafiğinin 3 katı 5 katı kadar yük alıyor bazı uygulamalar. Veya işte bazen işte e-ticaret sitelerinde kara cuma oluyor. Deli gibi millet yükleniyor diyor falan. Yani orada hani yapılan işte bir şekilde katmanlı mimari uygulanıyorsa genelde şey oluyor, işte controller oluyor, ondan sonra servis oluyor, sonra repo oluyor. Controller tek satır oluyor, repo tek satır oluyor ama servise bak, kocaman bir servis oluyor ama o serviste çoğu zaman da business logic koşmaya çalışıyor. Ama bu koşan business logic'in hepsi aslında transactional bir business logic, yani gerçekten transaction tutmanı gerektirecek, bir yere veri yazmanı gerektirecek, data integrity, consistency'yi sağlayacak bir işlem olmuyor aslında baktığında. Ne yapıyor? İşte parametre validasyonu yapıyor, format validasyonu yapıyor. Bir takım bir yerlere gidip sorgular atıp oradan başka türlü daha böyle low level validasyonlar bilmem neler falan oluyor. Bir takım okuma işlemleri yapıyor. Aslında bunun hiçbirisine senin şeye ihtiyacın yok. Transaction tutmaya ihtiyacın yok. Çünkü bunlar transaction işlemler değil. işte ondan bu tarz durumlarda sen bunu tuttuğun vakit connection tutma sürenini de uzatıyorsun aslında ve göçüye, davetiye çıkartıyorsun. İşte onun için bu katmanları artık biraz daha çeşitlendir. Mesela manager diye bir şey artık birçok yerde kullanılıyor. Biz de
kullanıyoruz projemizde. Yani gerçekten servise gitmeden önce, business logic işletmeden önce yapmam gereken bir takım operasyonda işlemler varsa bu manager bazında yapılabiliyor. Veya servisin içerisine geldin ama yine daha low level kontroller yapacaksın. Servisi de ayırabilirsin. Yani işte write service, transaction service diye bir servis ayırıp gerçekten işler oraya geldiğinde o servisi çağırıp transaction onun içerisinde tutabilirsin. Yani katmanlandırmak, ayırmak burada sana kalmış. O tarz çözüm yolları da var. Bu şekilde de ölçeklenebilirliği arttırabilirsin. Ya burada mantık şey, yani ne yapacaksan yap, ne istiyorsan yap. İster manuel bir şekilde rollback operasyonları yap, sistemi eski state'ine getir. İster işte böyle zilyon tane katman aç. Ama ne yapacaksan yap şey, bir şekilde o connection tutma süreni kısa tutmaya bak. Anladım. Ya. Bir yandan da aklımda çünkü şey falan vardı böyle hani bu bahsettiğim arkadaki katmanları böyle birazcık bulaştırıp böyle birbirine yaklaşan başka bir katman oluşturup mesela orada bu işi halletmek falan vardı ama anladığım kadarıyla her şey hani benim kullanmaya çalıştığım yapıya bağlı olmak üzere mübah gibi duruyor. Evet abi, evet. Yani ne yapacaksan yap da bir şekilde ana kural şey, connection tutma süreni kısa tut abi, kısa tutmaya bak. Yani bir operasyon vardı, sen lokalinde bir kere çağırıyorsundur böyle hani 10 milisaniye, 15 milisaniye falan gibi böyle süreler sürüyordur ama production'a çıktığında, insanlar geldiğinde işte o 10 milisaniye, 15 milisaniyenin bir çok çok önemli kıymeti olacak. Onun ben ufak bir araya gireyim. Bu arada eklemek, chat kısmında eklemek istediğiniz şeyler olursa direkt çekinmeden yazabilirsiniz. Ben bu arada ben de transaction tamam bizi veri kirliliğinden ve tutarsız veriden koruyor ama bir silver bullet olmadığı ve beraberinde bayağı bir sorumluluk getirdiğini vurgulamak açısından bir de transaction isolation dediğimiz muhabbetten bahsetmek istiyorum. Şimdi veri tabanı sonuçta bir merkezi bir şey ve sizin uygulamanızdan açtığınız connection sayısı kadar paralel işlem yürütüyor. Siz her şeyi transactional yaparak paralelde birden fazla transaction'da aynı veri bloğu üzerinde çalışmaya başladığınız zaman devreye bir takım sıkıntılar girmeye başlıyor. Mesela bir transaction'ın okuduğu veri bir başka transaction, daha doğrusu bir transaction'ın commitli, henüz commitlemediği veri bir başka transaction tarafından select sorgusunda görülebilir. Veya bir transaction okumak istediği veriyi bir başka transaction update etmiş olabilir. Dolayısıyla bir önceki, yani A transaction'ı okudu, B transaction'ı A'nın okuduğunu güncelledi. A tekrar okumak istedi, bir baktı güncellenmiş. Bu sefer o transaction süresince bir tutarsızlık oluşmaya başladı falan. Bu gibi durumların önüne geçmek için veri tabanları çoğu zaman transaction isolation level dediğimiz bir izolasyon seviyesi mantığı uygularlar. Bu uygulama şekli de bir veri ya da tablonun, yani satır ya da tablonun ya da tablonun bir kısmının read, yani okunmasını okurken laklamak ya da yazarken laklamak şeklinde olduğu için hiç beklemediğiniz durumda, beklemediğiniz bir senaryoda bir anda kendinizi de DAC'ta bulabilirsiniz. Neden? Çünkü bir transaction okumaya başladığı, okumak istediği veriyi veri tabanı laklamıştır ama öbürü de onu okumaya çalışıyordur falan. Bu sefer de DAC'a girebilirsiniz. O yüzden gerçekten evet, transaction önemli veri tutarlılığı için ama gerçekten ihtiyaç duyulan yerde kullanılmalı. O yüzden connection süresi, hem connection sayısını az tutmak, connection açık olduğu süreyi minimuma indirgemek, hem de bu tarz deadlocklardan kaçınmak için gerçekten iyi karar vermek lazım nerede transaction kullanılmalı ya. Mehmet Güngören'den bir soru var. Mehmet benim sahibimden arkadaşım ya. Hoş geldin Mehmet. Selamlar. Kayıt olan kullanıcı e-mail ve SMS gönderimi S3'e yazmaktan çok karşılaşan bir olay demiş. Tam bir soru göre şey yapamamış. Hani bir örnek vermiş kendi tarafından. Hı-hı. Evet evet, yani katılıyorum. Şimdi veri tabanı en çok kullandığımız şey olabilir belki. Ve bunda da bir transaction mantığı geliştirilmiş, Allah razı olsun. Ama diğer neredeyse hiçbir işlem transactional, tırnak içinde transactional işlem değil.
e-mail atmak, SMS göndermek, S3'te bir yere dosya yazmak, bir dosyaya bir şeyler yazmak file system'da olabilir. Bir başka servisi çağırmak. Yani hiçbiri transactional değil. Dolayısıyla aslında transaction gerçekten silver bullet değil. Bu durumda da Berkan'ın dediği gibi aslında rollback senaryoları devreye giriyor. Yani yapılan her işlemin bir negatifi olacak ki bir transaction yönettiğiniz durumda o işlemin negatifini uygulayarak bir rollback senaryosunu işletebilin yani. Bu da maalesef e-mail ve SMS gibi gitti bir an gitti mi giden şeylerde sıkıntı olabiliyor gerçekten. Bir slide daha ilerledim ben. Ya burada aslında şöyle şunu anlatmak istedik. Aslında transaction yönetimi hani teknik olarak bunu bir programlama diline otursak aslında bir template method pattern baktığınız zaman. Yani burada nasıl bir şey? Burada aslında çok klasik bir template method pattern, yani design pattern bilenlere biraz aşina gelebilir. Nedir bu? İşte bir tane bir template, bir metot yapıyorsunuz. Bu metot final, ne demek final? Değiştirilemez, override edilemez, kalıtılamaz bir metot bu. İşte bunun bir takım somut ve soyut metotları var. Bunlar belirli sıra içerisinde gidiyor. Override edemediğiniz için buna müdahale edemiyorsunuz. Bu template'e uymak durumundasınız. Burada da bu hani işte start, commit ve rollback'ler aslında hani hep aynı şekilde olan işlemler. Yani kimsenin bunları değiştirmesine de ihtiyaç yok. Bunları dışarıdan erişmesine de ihtiyaç yok. Bunları private tutmak mantıklı. Çünkü start transaction herkes aynı şekilde başlayacak. Herkes aynı şekilde commit edecek. Herkes aynı şekilde yapacak, rollback edecek ama aradaki o sizin işleteceğiniz o boundary'deki, transaction boundary'deki işleteceğiniz kısım aslında size kalmış bir kısım ve bu template hiçbir şekilde değişmeyecek. İşte bu tarz işlemlere cross-cutting concern deniliyor. Transactional işlemler bu sınıfa giriyorlar. Bunlar da cross-cutting concern'lar. Ve annotasyon dediğimiz şeyin mantığı da burada başlıyor işte. Annotasyonlarla proxy'ler yarataraktan bu düzeni, bu deseni sağlayabiliyoruz. Transaction'ın dolayısıyla programlama dilleri tarafındaki yönetiminin mutfağında background'ın aslında bu tarz bir şey var. Burada biraz onu belirtmek amaçlı. Yani insanların gözünde biraz da görselleşsin diye böyle bir template koyduk buraya. Mantığı bu. Declarative transactions. Evet işte declarative. Şimdi az evvelki gösterdiğimiz yöntemler aslında şey programatik yöntemler. Deklaratif yöntem oradaki o cross-cutting concern'ı alıp cross-cutting concern dışındaki işleri otomatik olarak iletilmesini sağlıyor proxy'ler vasıtasıyla. Dolayısıyla maintain etmesi daha kolay. Çünkü öteki tarafta biraz daha programcıya kalmış. İşte başlatmasını kendi yapıyor, rollback'ini kendi yapıyor. İşte try catch koyacak mı, koymayacak mı, doğru mu yazdı, yanlış mı yaptı, bilmem ne mi yaptı. Error prone ve aslında bakarsanız low level işleri siz kendi business kodunuzda barındırmış oluyorsunuz. Yani transaction açmak, kapatmak, rollback etmek low level işler. Sizin business logiğinizde, iş logiğinizde, domaininizin içerisinde olacak şeyler değil çoğu zaman bunlar. Siz neye odaklanmanız gerekiyor? Business odaklanmanız gerekiyor. İşte şuraya gideceğim, bunu okuyacağım, şöyle bir kod yazacağım, bilmem ne. Olması gereken arzulanan dünya. Bu dolayısıyla deklaratif yöntemler size bu özgürlüğü sağlıyor. Kod miktarını neredeyse sıfıra indiriyor. Tek yapmanız gereken bir anotasyon. Ve siz iş lojine konsantre oluyorsunuz. Ama bunun arka tarafındaki mutfağını biraz bilmemiz gerekiyor. Yani bilirsek iyi olur en azından nasıl çalıştığını. Propertilerini rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Orada proxy'ler devreye giriyor. Proxy'lerden bahsedelim bundan sonra biraz. Şimdi object oriented dillerde iki tarz proxy var. Biri dinamik proxy, biri de CGI'lik proxy. Tabi bunlar tamamen object oriented dünyanın kendilerine sunukları nimetlerden faydalanarak oluşturulmuş şeyler. İşte dinamik proxy de ne yapıyor? Bir interface var. Sizin bir yapıyı, bir klası dinamik olarak proxyleyebilmeniz için onun bir interface'in arkasında olması gerekiyor. Proxy ne yapıyor burada? Proxy aynı proxylenecek class gibi davranıyor. Onu taklit ediyor. Nasıl taklit ediyor? Onu implement, aynı interface'i implement ediyor. Dolayısıyla proxylenecek class'ın bütün kabiliyetlerini görüyor, sahip oluyor. Ve proxylenecek class'ı da compose ediyor. Bu şekilde ne yapıyor?
gerçekten yapılması gereken işleri aslında zaten proxy engine class kendisi ne yapması gerektiğini bildiği için proxy tamamen şey oluyor. Proxy engine class'ı dış dünyadan ayırıp dışarıdan gelecek birisi aslında önce proxy'ye giriyor. Proxy iş mantığını işletiyor. Burada proxy ne sağlıyor size? İş mantığını işletmeden önce yapılması gereken ve iş mantığı işlettikten sonra yapılması gereken veya iş mantığında herhangi bir hata olursa işletmesi gereken kısımları proxy devralıyor ve bunları proxy yapıyor. Demin proxy'nin mantığı bu. Sicilik proxy'nin mantığı da bu saydığım şeyleri benzer bir şekilde proxy engine olan class'ı genişleterek, extend ederek yapıyor. Yani eğer bu proxy engine olan class bir interface'in arkasında değilse o zaman burada sicilik proxy devreye giriyor. Framework'ler bir tane sicilik proxy oluşturuyorlar. Ve sicilik proxy ile o class'ı proxyleyip işte iş mantığından önceki şeyleri, iş mantığından sonraki kısımları, iş mantığında herhangi bir hata olursa ki catch'teki kısımları aslında işletiyorlar. Dolayısıyla bütün anotasyonların aslında object oriented dillerdeki anotasyonların çalışma mantığı bundan ileri geliyor aslında. Olayın bütün backstage'i bu. Bunu bilmek faydalı. Hani bu işin nasıl çalıştığını, arka tarafta nasıl yönetildiğini, nasıl kurgulandığını bildiğiniz takdirde hani daha fazla deneyim sahibi oluyorsunuz. Daha fazla hata olduğunda müdahale etmeniz daha kolaylaşıyor. Ondan dolayı bunları yazdık. Burada da aslında az önceki söylediğimiz şeyleri biraz daha görselleştirdik. Burada işte dynamic proxy dediğimiz şu bean olarak gösterdiğim şey aslında proxy engine class ve interface'in arkasında. Proxy ne yapıyor? Proxy de aynı şekilde interface implement ediyor ve bean'i compose ederek bu bean'in bütün kabiliyetlerine sahip oluyor. Süper. Bu da CGLib mantığı. Yine burada da proxy engine class gördüğünüz gibi burada herhangi bir interface yok. Interface'in arkasında saklanmamış. Proxy şey yapıyor, extend ediyor ve bean'i extend ediyor ve süperi çağırarak aslında bean'in bütün işlemlerini yapabiliyor ve çağırmadan önce de gerekli işlemleri yaparak mesela transaction için konuşursak ne yapıyor? Transaction açıyor, sonra iş mantığını işletiyor create'le, sonra iş bittiği zaman commit diyor. Hata olmuş olsa bu try catch'in içerisinde olacak, catch'te rollback edecek, bitti gitti. Transaction'ı programatik olarak yönettiniz. Evet, şimdi gelelim şeye, sonlara doğru artık. Şimdiye kadar konuştuğumuz yöntemler aslında monolitik uygulamalardaki kullandığımız transaction yöntemi. Ama aslında mikroservis dediğiniz şeyler dedik ki her bir mikroservis aslında kendi içinde bir monolitik uygulama olduğu için oradaki o mikroservislerde şimdiye kadar konuştuğumuz yöntemler, teknikler kullanılabilir, uygulanabilir. Ama monolitikle mikroservisin farkı ne? Monolitikte bir tane request bir tane servise geliyor ve onun içerisinde bütün dünya bitiyor değil mi? Oluyor yani bir tane yere geliyor, orada işte stop kontrol de yapıyor, parasını da işte ödemesini de yapıyor, delivery'i de yapıyor, bilmem neyi de yapıyor, mailini de atıyor, SMS'ini de atıyor atacaksa. Bir tane API'nin içerisinde bütün bir işler oluyor ve bitiyor. Ve biz bunları çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Ama şeyin içerisine distributed sistemlere girdiğimiz zaman olay değişiyor. Bir request bir mikroservise giriyor. İş bitene kadar belki 5 tane 6 tane mikroservisten çıkıyor ve bunların genelde birçoğunda veri tabanları ayrı olduğu için artık bunların transaction'ları da birbirinden farklı. Ya bunların her birine özel hepsini kapsayan bir transaction tutmak çok mümkün değil. Dolayısıyla mikroservis dünyasına girdiğimiz zaman ACID diye bir defa, bunu en baştan söyleyeyim, ACID diye bir olay kalmıyor. Yani ACID hiçbir şekilde olamıyorsunuz mikroserviste. Mikroservisi ACID yapacak bir yöntem şimdiye kadar maalesef bulunamadı. Bu arada şey merak ettim bir de ben burada. Şimdi eventual consistent sistemlerle çok uğraştığım için iş yerinde de hani bu sanki burada bahsedilen şeyler bir kısmı sanki eventually consistent sistemler için de geçerliymiş gibi hissettiriyor. Yani sanki aynı instance'ın çalıştığı iki farklı makine ve aynı veri kaynağına ulaşıyorlar ama birbirlerine bağımlı işlem yapıyorlar gibi. Ya evet. O bahsettiğin kavramda eventual consistent hayatımıza da bu mikroservisle beraber girdi ama yani o
event adı üzerinde. Ben ileride consistent olacağım diyor. Ama yani olacağım diyor ama yani o olacağı garanti değil. Yani sen gözünle o esnada onu görmüyorsun. Evet. Dolayısıyla %100 bir asitlik söz konusu değil. Ya zaten cap teoremini biliyorsunuzdur. Ne diyor? Zaten siz mikroservise girdiğiniz zaman cap'teki P'yi zaten doğrudan cebinize indiriyorsunuz. Zaten parti işi dağınıksın. Zaten diyorsunuz ki hani o cap'ini 3 tanesinden en fazla 2 tanesini alabiliyorsunuz, 3'ünü alamıyorsunuz. Mikroservise girdiğiniz zaman o cap'in P'sini zaten zorunlu bir şekilde alıyorsunuz. P cebinize. Siz ya şeyden availability'den ya da consistency'den ikisinden birinden taviz vermek durumundasınız. Artık uygulamalar seçiyor bunları kafalarına göre. Okeydir abi, çok teşekkürler. Şey soracağım, Rutger bir soru sordu. Bunu tam kapatırken de alabiliriz, şu anda alabiliriz. Nasıl yapalım? Ben soruyu da okuyayım. Bir sanal currency üzerinde transaction nasıl kurgulayabileceği üzerine. Soru okuyoruz şu an. Yani bunu bilemedim açıkçası. Yani çok transaction'la bir bağlantısını şey yapmadım ben, kuramadım bunu. Hani benim bir cevabım yok buna. Okeydir. En sonda belki bir şey olarak konuşabiliriz. Belki konuşabiliriz. Kusura bakma şu an şey Utkay. Ya işte eskiden bu mikroservis değil de SOA'lar popülerken bu two-phase commit olayı konuşuluyordu çok. Çünkü bankalarda çok özellikle SOA yapılıyordu. Ben de işte 2009-10'lu yıllarda falan bankada çalışıyordum. Yapı kredide. Tabii orada da bir SOA yapısı ve mikroservis gibi değil. Ama işte farklı farklı servisler vardı. Hani orada bu işler nasıl yapılır, nasıl edilir derken bu transaction, bu two-phase commit muhabbetleri o zamanlar çok popülerdi. İşte geçiyordu. Bu two-phase commit'ten biraz güzel. Şu an çok mikroservis dünyasında kullanılmıyor açıkçası. Çok tercih edilen bir yöntem değil ama kullanılmaması için teknik bir sebep yok. İstenirse kullanılabilir. Ama biraz şey, biraz ağır bir yöntem. Şimdi bu two-phase dediği iki tane phase'i var bunun. İşte bir preparation, bir de voting süreci. Buradan geliyor olay. Şimdi burada bir tane bir koordinatör, siz bir müdür atıyorsunuz dağıtık sistemde. Diyorsunuz ki bakın müdür bu. Yöneticiniz bu. Bu elemandan olayınızı alacaksınız. İşte distributed sistemler buna bir şekilde bu koordinatörü register oluyorlar. Kendilerini tanıtıyorlar falan. Sonra işte bir request bünyesinde bir İşte dağıtık bir ortama gelecek bir tane işlemde her bir distributed sistem teker teker şey yapıyor. Bu şey soruyor öncelikle. Manager soruyor bu arkadaşlara. Hazır mısınız hepiniz? Evet hazırız. Hadi o zaman diyor, başlayın işlemlerinize. Ve her bir servis kendi içerisindeki işlettiği lojiğin başarılı ya da başarısız olduğunu bu şeye söylüyor. Ben diyor başarılıyım. İşte bir numaralı servis ben başarılıyım diyor. İki numaralı ben de başarılıyım. Üç numaralı ben de başarılıyım. Dört ben de başarılıyım. Bütün servisler, o transaction içerisindeki, o request içerisindeki bütün servisler eğer kendi içlerindeki transaction halletmişlerse manager hadi o zaman bunları commitleyin diyor. Ve her birisine teker teker gidiyor işte. Bir sen commitle, iki sen commitle, üç sen commitle, dört sen commitle bunu bir şey yapıyor. Ama bu esnada eğer en az bir tanesinden ben başarılı olamadım, bende bir sıkıntı var, zayiat var derse o zaman her birisine teker teker şey diyor. Bir rollback et, iki rollback et, üç rollback et, dört rollback et diye teker teker dönüyor. Two-phase commit'in mantığı bu. Tabii konuşurken bile bir sürü dezavantajları çıktı. Birinci dezavantajı ne? Burada single point of failure var bir kere. Yani bu menajerin başına bir hal gelirse ne yapacağız? O bir sıkıntı, onu düşünmek lazım. Ona daima B planı kurmak lazım. Eyvallah. İkincisi de hani bu da aslında %100 atomik bir yöntem değil. Yani hani birincisine commitle diyor, işte ikinciye commitle diyor, üçüncüye commitle diyor. Yani teker teker geçiyor. Bir önceki yöntemdeki bir asit şeydeki gibi hani bir anda her şey olup bitmiyor. Teker teker söylüyor burada. Ama bir de burada en büyük sıkıntı single point of failure.
Bir de bunu implement etmek zor, kolay değil. Yani o coordinator'ı falan ayaklandırması, onu dizayn etmesi, kodlaması şey işler, zor işler yani bayağı. Pratik bir Evet. şey değil. Buyur abi. Bir de burada benim şöyle bir şey dikkatimi çekti. Mesela hani bir neden mikroservis mimarisi kullandığımı düşünecek olursam hani muhtemelen yatayda kendimi daha ölçeklenebilir kılmak istediğim için yapıyorumdur diye düşünüyorum. Bu durumda mesela böyle bir sistemin hani hem single point of failure olması hem de bütün sistemin bottleneck'inin burası olması mikroservisi birazcık böyle anlamsız kılmaz mıydı bu durumda zaten? Tabii, kılır, kılır. Çok doğru. Evet. Devam ediyoruz galiba. Evet. Şimdi ikinci olarak da bu Saga aslında biraz daha günümüzde hani illa ben mikroserviste veya distribütif bir sistemde bu şeyi yöneteceğim diyorsam kullanılan yöntem genelde aslında bu. Bunun da iki çeşidi var. Biri events, biri de bir koreografi, bir orchestration. Şimdi orchestration'dan ben çok anlamadım ne olduğunu ama yüzeysel olarak biraz bahsedelim ama bu koreografi kısmı biraz daha anlaşılır. Ya burada aslında şöyle bir şeye geçelim isterseniz. İmajına gidelim bunun. Bir sonraki sayfada. Şimdi burada işler biraz daha eventler üzerinden dönüyor. Ve işte bu bir mikro servis mimarisi işte order, payment, stow, delivery birbirinden ayrılmış. Burada her servis bağımsız yani mikro servisin olması gerektiği gibi bağımsız ve kendi transaction'larını kendileri commitliyorlar. Ve kendileri başarılı olduğu zaman da yani ya, iki çeşitleri yani bir transaction iki çeşidi var ya başarılı olur ya başarısız olur. Dolayısıyla bir mikroservisten iki farklı mesaj çıkabiliyor. Ve bu mikroservisle bu mikroservisi dinleyecek, bunun etkilenecek olan arkadaşlar da yerine göre, durumuna göre bunlara abone oluyor bu mesajlara. Tabi burada arada şeyler dönüyor artık. İşte broker'lar dönüyor. Kafka'lar, Ya Rabbit'ler, Appian'lar bunlar falan. burada baktığımız zaman aslında bir order'ın life cycle'ı var. Evet. İşte order servis oluyor, payment servis oluyor, stoka geçiyor ve deliver olup aslında bizim için bitmiş oluyor. Ya Biz evet. Ya burada mesela order servisin başarılı olduğunda bir create event fırlatma olayı order servisin sorumluluğunda. Yani buradaki her servisin kendi transaction'ı commitleme sorumluluğu bir önceki yöntemden farklı olarak kendisinde. Bir önceki yöntem neydi? İşte her birisi bir şeyler yapıyorlardı. Sonra gidip menajere hesap veriyorlardı. Manager bunları da işte commitleyebilirsin, commitleyemezsin falan gibisinden bir şeyler söylüyordu ya. Burada order service gene özelinde order service işi bittiği zaman commitleme özgürlüğünü sahip. Commitliyor kendisini ama bir de event fırlatmak durumunda ki o eventi dinleyen adamlar buna bir şeyler yapsın. Yani işte başarılıysa mesela başarılıyı kim dinlemek istiyor? Payment service abone oluyor bu order service'in başarılı eventine. Tamam ya böyle böyle bir şey olmuş. Ben abone oldum. Buna böyle bir şey geldi. Ne geldi işte? Eventler var. Bunlar var. Tamam ben o zaman gideyim. Bunlarla bir payment yapayım. Payment'ı yapıyor. Başarılı oldu. Tamam payment da başarılı. Payment'ın başarılı eventini kim dinliyor? Stock dinliyor. Aa diyor bak benim dinlediğim eventte bir şey gelmiş. Şu adam şu ürünü gitmiş satmış. O zaman ben de gideyim stoğumdan bir tane azaltayım gibisinden. Bu kafayla işler gidiyor. Yapamamışsa da ne yapıyor? Yapamamışsa işte fail fırlatıyor. Delivery servisin failini kim dinliyor? İşte kim mesela payment dinliyorsa şey diyor. Aa diyor benim dinlediğim bir eventte bir şey gelmiş. O zaman ben gideyim şu adamdan şu kadar parayı o zaman şey yapayım. Geri çekeyim. çekmeyi deniyor da geri Evet, çekiyor. işte stock ne yapıyor? İşte ben evet diyor burada bir fail olmuş. Ben de bu arkadaşı üyeydim. O zaman benim bu azalttığım stoğu bir arttırmam gerekiyor. O ürünü bu adama göndermem lazım. Dolayısıyla artık yapmam gerekiyor diyor. Dolayısıyla kafa böyle bir kafa. Yani burada da bu Saga pattern kullanma yöntemlerinden biri bu. Ben orada Yani şöyle bir ekleme yapmak istiyorum abi. Ben mobil developer'ım, mobil geliştiricisiyim. Ve bizde aslında baktığınız zaman bir activity lifecycle var en altta duran uygulamanın. Biz bunun işte onCreate gibi, işte onResume gibi öldüğü zaman, geldiği zaman ya da ekranda neyin çizileceğine karar vereceği zamanı bu tarz bir Saga pattern tarzı bir yapıyla yazılmış durumda. Biz işte
bir request atacağımızda bir event gönderiyoruz. Bunun request'ini at diyoruz. Request atacak adam bir view model ya da bir observer. O request'in cevabını alıp bize getirip UI'de bir şeyleri update edecek. Bir noktada bayağı güzel bir soru geldi bu arada. Orchestration, yani bu orchestrator patladığında rollback nasıl yapacağız senaryosu? Fail eventler üzerinden yapılacaktır diye düşünüyorum ben. Sanırım bu durumda fail event'i dispatch edecek olan arkadaşın öldüğünden bahsediyoruz. Açıkçası ben bu durumda business logic'in çok dahil olduğunu düşünüyorum. Ve şey hani mesela hani verinin ne kadarının son kullanıcıya observable olduğu tamamen hani sistemin kendi karar verebileceği bir şey olmakla beraber hani gerçekten hata alındığında gerçekleşmemesi gereken bir transaction varsa bu sanki böyle hiç kullanıcının görmemesi gereken bir şeymiş gibi hissettiriyor. Yani açıkçası şu an şu tabloya baktığımda Amazon'daki sipariş geçmişimi görüyorum ve hani herhangi bir kargolama ürününün bir şekilde bana o anda bir event dispatch edememesi bunu daha sonra yapamayacağı anlamına da gelmiyor diye düşünüyorum. Ama eğer bu komple başka bir kullanıcıdan başka bir kullanıcıya para transferi ise eğer bence bu bütün cycle dolaşmadan hani hiçbir şekilde zaten bunu kullanıcıya görünür olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde hani ölü eventlerin bile yaşayabildiği fakat sistemi hiçbir şekilde etkilemediği bir duruma ulaşırız diye düşünüyorum. Ya sadece yorumum tabii. Eyvallah Berkan, doğru düşünüyorsun. Şimdi burada Yusuf Forosan'ın dediği gibi data consistency açık değil mi? Zaten başta belirttik bunu. Hani %100 zaten asset sağlamanız mümkün değil mikroservise girdiğiniz zaman. Evet, data consistency açık. Gerçekten açık. Yani çünkü burada şey de var mesela, yani ne bileyim, o fail eventini dinliyor. İşte adam şey yapacak, stoğu tekrardan artıracak. Yani ya artıramazsa, yani hani artıracağında garanti yok ki burada. Yani o bir şey yapmış. Yani şeyi hani yargılamak istediğiniz zaman bu sistemlerin açık noktaları mutlaka var. Yani hiçbir zaman şeydeki kadar, monolitikteki kadar asit %100 güvenli olacaksınız diye bir en azından şu anki teknolojiyle öyle bir olayımız maalesef yok. Yani distribute'a girdiğimiz zaman asitten feragat ediyorsunuz. Yani onun için işte ne yapıyorlar firmalar? İşte ne bileyim retry işte retry mekanizmaları yapıyorlar, koyuyorlar falan. Alarmlar tanımlıyorlar en şeylerden biri. Ya işte gerçekten şu parayı şu kadar süre şey yapmayı denedim. İşte geri yatırmayı denedim. Yapamazsam işte bir alarm, şu alarm çalışsın. Birisi bu alarmı baksın. Bir insanoğlu, insan evladı baksın bu alarma. Gitsin manuel bir aksiyon alsın. Tabii bunlar da her zaman olacak şeyler değil sonuçta. Zaten sürekli yaşıyorsanız bu durumları, o zaman yani bir sisteme bakmak gerekiyor. Yani bunlar belli edge case'ler tabii ki. Ama olur mu olur. Özellikle şey durumlarında tabii yükün yoğun olduğu bu rush time'larda işte eğer bir e-ticaretseniz Black Friday gibi sıkıntılı zamanlarda bu tarz şeylerin olma ihtimali, olma sayısı diğer zamanlara göre daha fazla artıyor. Onu da işte bir şekilde insanlar çözüyorlar. Söylediğim şekilde. Aynen öyle. Advice kısmı. Artık yavaş yavaş. Yani, evet. Artık iyi olur. Yani birinci advice mümkünse yönetme. Eğer ihtiyacın yoksa gerçekten yönetme. Yani bir tane API'm varsa bir API'm var. API'nin içerisinde tek bir tabloya tek bir şey yazıyorsun, ediyorsun. Tutma bunun için mesela yani. Yani burada zaten bir tabloya bir şey yazıyorsun, bir kayıt yazıyorsun. Zaten onun içerisinde bir exception bir şey alsan hani oraya data'ya gelene kadar zaten olmayacak. Hani tutmayabiliyorsan tutma hakikaten. O veya şeyi iyi bir analiz et. Gerçekten data consistency'ye %100 ihtiyacın var mı? Yani belki de çok da hayati değil. O zaman şey yapma. Gerçekten tutmayabilirsin. Yani tutmak en son aklına gelsin. İkinci olarak illa tutacaksan bu limiti çok küçültmeye çalış. Yani işte katmanlı mimaride bir şeyler yazıyorsan transaction boundary'yi bayağı ufalt. Yani target'te, controller'da, manager'da veya servisin başında orada burada değil de gerçekten ihtiyacın olan yerde bu transaction boundary'yi aç.
ki Damla olma. Onun dışında mümkün mertebe transaction ve transaction olmayan işleri bir potada eritmemeye çalış, tutmamaya çalış. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim burada. İşte çalıştığım e-ticaret firmalarından bir tanesinde işte bir veriyi ilişkisel veri tabanı tutuyoruz ama serve ederken NoSQL bir sistemden serve ediyoruz. İşte Mongo ya da Elastic gibi sistemlerden serve ediyoruz. Dolayısıyla ilk bakışta mantık niye mantık olarak şey görüyor değil mi? İşte tamam o zaman bunu yazarken veri tabanına da yaz. Ya da aynı anda Mongo ya da Elastic'e yazacaksın onu da onun içerisinde yaz. Olsun bitsin diye bakıyorsun ama bu iyi bir yöntem değil. Hani çünkü biri transaction, biri non-transaction. Gerçi Mongo'nun falan transaction olduğundan bahsettik ama transaction olmadığını farz edelim. Yani biri elma, biri armut. Bunların ikisini aynı potada eritmek çok akıllıca bir şey değil. Onun için bunları ayırmak mantıklı. Yani ne bileyim, ilk önce veri tabanını yaz, ilişkisel veri tabanını yaz. Sonra bir event format. O eventin içerisinde veya bir job yaz. İşte o veri tabanını şey yapan, bakan arada. Diğer kısmı ayrı bir şekilde yaz. Bunları ayır. Bu önemli. Onun dışında bu annotasyon destekleyen bir dil kullanıyorsan muhtemelen object oriented bir dil kullanıyorsundur. Object oriented bir dil kullanıyorsan muhtemelen erişim belirleyicilerin vardır elinde. Private, protected, public gibi. Hani burada private metotların proxylenmeyeceği çok aşikar. Az önceki o proxy mantığına dönüp bakılırsa bu anlaşılır. Yani private metotları biz proxyleyemiyoruz hiçbir şekilde. Onun bilincinde ol. Onun dışında eğer bir interface arkasında bir klası metotların proxyleyeceksen proxyleyeceğin metodun mutlaka interface üzerinden override edilmiş olmasını hesaba kat. Çünkü ileride bu proxy devreye gireceği zaman proxy de bu interface'i implement edecek. Bu interface'te göremediği bir metodu proxyleyemeyecek. Bunu da unutma. Bunlar da advice'larımız. Başka var mı bir şeyimiz? Kalmadı herhalde. Şu anlık bitti sunumumuz. Yani sunum kısmımız bitti. Chat'te de Yusuf'un bir sorusu var. Ona değinebiliriz isterseniz. Dağıtık database'leri nasıl yönetebiliriz? Dağıtık database'lerde nasıl transaction yönetebiliriz aslında tam olarak soru. Onu şey yaptık. Yani işte buradaki olay tamamen şey. Hani altyapında farklı tipte DB'ler var. Tamam. Bu Yusuf Orasan'ın sorusu şey aslında. Bu işte try to not mix 3DB and NoSQL operations gibisinden bir şeyler demiştik ya. Burada bir transaction bütünlüğü söz konusu olamayabilir her zaman Yusuf. Çünkü yani ne bileyim Cassandra veya bu işte Spatial ve Grub dediğin arkadaşların bir transaction desteği var mı öncelikle onu bilmek lazım. Transaction desteği olsa bile onların vereceği transaction desteğiyle veri tabanının transaction desteği birbirinden çok farklı şeyler. Onun için eğer mümkünse bunları farklı operasyonlarda farklı şekillerde yapman iyi olur. Yani nedir? İşte eğer base veri tipin RDBM ise ki çoğu sistemde o şekilde. RDBM'de bu işleri yaptıktan sonra bu farklı veri sistemlerindeki data yazma işini job'la veya event'le yönetmen çok daha güvenli. Bunu benim tavsiyem burada bu olur sana. Bu şekilde yaparsan daha iyi olur. Çok ya bir de hani birazcık az önce söylediklerimizin özeti gibi olacak ama bu tarz verinin farklı yerlere de bölünmüş olduğu veya en azından business'ın farklı yerlere bölünmüş olduğu transaction diye şey pardon distribute diyebileceğimiz business ve ortamlarda yani hiçbir şeyin atomik olmadığı durumlarda ya saldım çayıra mevlam kayıra yapıp her şeyi inconsistent bir şekilde bırakabilmeyi göze alacağız ya da inconsistent olmasını istemiyorsak en azından eventually consistent olmasını sağlayacağız ve bu durumda
her iş biriminin ya da her veri sahibinin kendi veri yönetim metodolojisinin bir state machine mantığında olması. Yani ben şu an şunu yapıyorum, henüz işte ben başarılı oldum, başarılı olmadım ama şunu yapıyorum gibi. Dışarıya hesap verebilecek durumda olması bizim verinin konsistansını sağlayabilecek şey, tek şey. Bu da bu tabii bunlar da eş zamanlı değil, belli bir zamanda çalışacak birer iş birimi olduğunu varsayarsak da evet, o yüzden gerçekten de arada bir iletişim mekanizması olarak bir event bus olması benim de aklıma gelen tek senaryo açıkçası. Aslında şöyle, bu SAGA yönteminden bahsettik ya, bu SAGA yönteminin bir ikinci şeyi daha var, çeşidi var, daha var. Üstünde belirttik ama burada değinmedik ona. Bu orchestration SAGA. Orada aslında gerçekten böyle bir event bus var. Yani orada hakikaten bir bu two-phase commit'tekine benzer bir tane manager'dan şeyler oluyor. Eventler o event bus'ın üzerinden geçiyor ve oradan yönetiliyor. Çünkü SAGA'daki olayda eğer kriptografik SAGA'da eğer sizin boundary'niz çok transaction blue uzarsa, büyürse bu sefer şey oluyor. Bir sürü event, işte o onu fırlatıyor, bunu fırlatıyor, bunu kim dinliyordu, kim yapıyordu, ediyordu falan. Bir süre sonra bunların yazılım tarafında maintenance'ı bayağı zorlaşıyor. Onun için bu orchestration yöntemi de kullanılıyor SAGA'da. Ama onun da bir tabii ki dezavantajı nedir? Single point of failure. Yani bir şekilde maintenance'ı kolaylaştırıyorsunuz ama riski artırıyorsunuz bu durumda da. Yani dolayısıyla sistemi dağıttıkça ya da sistemi dağıtmanıza bile ihtiyaç çok aslında. Yusuf'un sorusu mesela dağıtık bir sistem değil, monolitik bir sistem üzerindeki farklı veri yapıları nasıl yapardım olayı. Hani oraya bile girdikçe aslında %100 asitliği bir şekilde kaybediyoruz. Hani her zaman asit olacağız, %100 evet asit yapacağız diye bir şey ortadan kalkıyor maalesef. Doğru. Dört taraflara indiğimiz anda. Evet. Bu arada yavaştan bitirebiliriz. Son sorular varsa onları alalım. Çünkü 1 saat 20 dakika oldu. Biraz uzattık bu sefer. Biz bu arada yayın başlanınca 45 dakikada biter falan diyorduk. Ama evet. Daha... Ya ama şimdi yazılımcılar yani yanlış estimation vermek de ünlüdür ya yani. Altına malumun ilamı yani. Evet. Ama neyse, sıkmamışızdır umarım dinleyenleri. Umarım bir şeyler katmışızdır. Bence gayet güzeldi. Böyle genelde 25-30 kişi vardı içeride. Sonuna kadar dinlediler. Çok çok iyiydi. Eyvallah. Bir dahaki sunumumuz 2 hafta sonra kesinlikle salı günü. Bu sefer 3 değil. Hatta birazdan duyuracağım. Concurrency dedik sanırım bir sonraki sunuma. Evet. Daha sonra da yalından aktör paten dinleyeceğiz. Ya tabii Concurrency'ye girdikten sonra aktör zırvalarımı dinlemeden olmaz. Bence çok tatlı olacaktır. O zaman yavaştan kapatalım. Çok teşekkürler abi. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunumdu bence. Eyvallah. Sağ olasın abi. Yani Türkiye içinin çok çok minimal olduğu bir alanda bir şeyler yapmaya başladık. Bence bu çok değerli. Ve daha da güzel yerlere götüreceğiz. Hiç konuşulmayanları konuşacağız. Show TV sesi geldi şu an. Ben bayağı YouTuber olmaya alıştım ya. Peki o zaman. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler sunumu dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.